Selamünaleyküm. Son gelişmelerle karşınızdayız. Kardeş ülke Azerbaycan'ı yakından takip ediyoruz. Bu bağlamda son 5 aydır aralıksız olarak Hindistan'ın sevkiyat yaptığı haberlerini yayınlıyoruz. Hindistan Ermenistan'a yoğun sevkiyat yapıyor. Bilindiği gibi 2 gün önce Ermenistan Dışişleri Bakanı ile İran Dışişleri Bakanı arasında görüşme yapılmıştı. Bu haberleri servis etmiştik. Bu görüşmelerden sonra bugün itibariyle yeni bir görüntüyü görmektesiniz. Hindistan yapımı askeri teçhizat önce İran'a, ardından İran üzerinden Ermenistan'a aktarılıyor. Kargoların İran'ın Bender Abbas limanına teslim edildiği ifade edilmiş. Hindistan ve Ermenistan son aylarda 400 milyon dolar aşan askeri sözleşme imzaladı. Aynı akraba topluluklardan bahsediyoruz. Bilindiği gibi Ermeniler zamanında Hindistan'dan kovulmuştu. Bu bağlamda Hindistan'ın Ermenistan'a askeri yardımı kimseyi şaşırtmazken Hindistan Türk ülkelerini karşısına almaya devam ediyor. Bu haberi aktarmış olduk. Yine İran'ın da sürekli sınırlar değişemez açıklamasını yaptığını da hatırlatalım. IDF23'e gidiyoruz. Ülkemize düzenlenen uluslararası bir fuardan bahsediyoruz. Bu sefer Kaplan hibrit aracının lansmanı yapıldı. FNSS firması tarafından Kaplan hibrit aracının lansmanı yapılırken ilk kez sergilenen Pars İzci 8x8'in de tanıtımı yapılıyor. Fuardan çok sayıda görüntü var. Haberlerimiz içerisinde elimizden geldiği kadar aktarmaya da devam ediyoruz. Görüntüleri görmektesiniz. Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbüro üyesi, kısacası Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi kabul ediyor. Külliyedeki kabul basına kapalı gerçekleşti. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar AYDE fuarını ziyaret ediyor. AYDE bu yıl ülkemizin milli savunma sanayisinin tüm dünyada gördüğü rağbetten dolayı daha da yoğun. Bu da beni Türk milletinin evladı olarak mutlu ve gururlu kılıyor açıklamasını yapıyor. Yine Erdoğan'ın Filistin Başkanı Mahmut Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile görüştüğünü görmektesiniz. İki küs isim Cezayir'in ara buluculuğunda barışmıştı. Yine ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden yargılanıyor. Vergi suçlamaları ve uyuşturucu kullandığı dönemde silah sahibi olmakla ilgili kendisine yöneltilen suçlamalar bağlamında federal binaya gelmiş durumda. Türkiye'deki en yarısında savunma sanayi alanındaki ilişkileri kurumsallaştırmak, güvenlik güçlerine ihtiyacı olan her türlü savunma sanayi ürün ve hizmetlerin tedarik, geliştirme ve üretilmesi amacıyla savunma sanayi işbirliği anlaşmasının imzalandığı duyuruldu. Dün de yayınladığımız haberde Kenya'nın Sudan'ı tehdit ettiğini, Sudan'dan da Egemenlik Konseyi'nin Kenya'ya uyarılarda bulunduğu haberlerini servis etmiştik. Yine Avrupa'nın Ukraynalı sığınmacılardan bıktığı, mali yük oluşturdukları gerekçesiyle artık ülkelerine dönmelerini istediği ifade ediliyor. Dolayısıyla Avrupa halkı Ukraynalı sığınmacıların araçlarına Wagner çıkartmalarını yapıştırıyor ki sığınmacının bile aracının olduğu ülkeden bahsediyoruz. Yine IDF23 fuarı bağlamında Azerbaycan Savunma Bakanı General Zakir Hasanov Türkiye'yi ziyaret etmişti. Bu bağlamda kendisi açıklamalarda bulundu. Ülkelerimiz arasındaki kardeşlik bağı, bağımsız savunma sanayimizin motivasyon kaynağı değerlendirmesi yapılırken Azerbaycan'ın Türkiye'den askeri sanayiden çok sayıda ürün satın aldığını, satın almasalar bile onlara can feda olduğunu hatırlatalım. Fuarda özellikle gururumuz TUSAŞ firması tarafından 5 önemli anlaşma imza atıldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ile Rus yapımı Su-25 modernizasyon işbirliği protokolü ki dikkat ederseniz Rus yapımı uçakları Türkiye'ye modernize ediyor. Bu şekilde ilginç bir haber aktarılmış ki daha öncesinde de zaten bazıları modernize edilmişti. Yine Aselsan, Roketsan ve TÜBİTAK SAGA ile F-16 modernizasyon için işbirliği protokolü, Aselsan, Havelsan ve çeşitli firmalarla işbirliği protokolü imzalanmış durumda. Aksungur İniş Takımları Üretim Sözleşmesi Alp Havacılık'ta, yine Kaan Tasarım ve Üretim Sözleşmesi bağlamında da anlaşmalar imzalanıyor. Diğer gelişmeleri aktaralım. Minux'un yerli zırhlı çelikleri IDF23'te yoğun ilgi görüyor. Şirketin yeni zırhlı çeliği Protection 360D burada sergileniyor. Dolayısıyla özellikle denizaltı inşaat çeliği olarak biliniyor. Oldukça yüksek mukavemetli çelikten bahsediyoruz. Türkiye Genel Direktörü Yavuz Yel'den konuşuyor. Şu anda hem yurt içinden hem de yurt dışından hem de ziyaretçi hem de firma olarak bizimle ilgilenen çok sayıda ziyaretçi var açıklamasını yapıyor. Yemen'e gidiyoruz. Yemen'deki insani duruma ilişkin uluslararası kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla İstanbul'da Yemen için hep beraber konferansı düzenleniyor. Yemen'in Ankara Büyükelçisi Muhammed Salih Ahmet Turik konuşuyor. Ülkelerinde 4 milyon insanın temel ihtiyaçlara ulaşamadığını da not düşüyor.
Almanya'dan Filistin'e destek çağrısı geldi. Almanya'dan Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na destekte bulunun açıklaması geliyor. Temsilci Oliver Oakva konuşuyor. Donör ülkelere, Birleşmiş Milletler'e yardım etmeleri gerektiğini söyledik. Filistin'de 1300 tesisimiz var. İnsanlara yardım ediyoruz açıklaması yapılıyor. Yine Irak, Amerika'nın İran yaptırımlarının kurbanı olmaya devam ediyor. Amerika, İran'a yönelik yaptırımları deldikleri gerekçesiyle Irak'ta 14 bankaya dolarla işlem yasağı getirdi. Bu da Irak dinarının düşüşüne yol açıyor. Buna tepki olarak Irak Merkez Bankası'nın önünde halk İran karşıtı protesto gösterisi düzenliyor. Yine Sadır yanlıları, yani Amerika yanlıları, İran düşmanları sokağa inmiş durumda. Iraklı iş adamları ve ekonomistler Irak Merkez Bankası'nın Fed'in uyarılarına uymaması halinde yaptırım kapsamına alınacağı tehlikesine de dikkat çekiyor. Bugün Rus Hava Kuvvetleri'ne ait İlyushin 76 yangın söndürme uçağı Lazkiye'de Türkiye sınırında kuzey kırsalında yangını söndürmek için çalışmalara katılmış durumda. Suriye'de yangınlar devam ederken Rusya'nın desteğiyle söndürülmeye çalışılıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova konuşuyor. Ermeni yetkililerin Pentagon'la temasları konusunda kendisi şunu söyledi. Başta Amerika ve Türkiye olmak üzere NATO ülkelerinin Güney Kafkasya'ya ilgisinin arttığını görüyoruz. İttifakın bu işlere karışmasının bölgede istikrarsızlığa yol açacağından ve barışın tesis edilmesini uzun süre geciktireceğinden eminiz şeklinde. Yine üstü kapalı olarak yine Maria Zaharova'dan boş boş açıklamalar geliyor. Kendisinin şu ana kadar bir tane mantıklı açıklama yaptığını görmedik. Nijer'de darbe oluyor. Darbe ile ilgili şunu söyleyelim. Nijer bilindiği gibi ülkemizin özellikle savunma sanayi araçları sattığı ülkelerden bir tanesi. Bu bağlamda Nijer'deki darbe ile ilgili Cumhurbaşkanı Muhammed Bazoum'un darbe girişiminde bulunduğu ileri sürülen muhafız alayına bağlı unsurlar tarafından alıkonulduğu haberde servis ediliyor. Biz bu videoyu çektiğimizde yeni bir gelişme yoktu. Sadece bu şekilde bir haber paylaşılmış. Yine görüntüleri görmektesiniz. Çok sayıda tırdan oluşan büyük bir konvoydan bahsediliyor. Ermenistan'dan gelen büyük bir insani yardım konvoyunun Karabağ bölgesindeki Ermenilere yiyecek ve ihtiyaç malzemesi sağlamak için Azerbaycan sınırına doğru ilerlediği ifade edilmiş. Biz bu videoyu çektiğimizde Azerbaycan izin verdi mi vermedi mi tartışmaları Ermenistan medyasında gündem olmuştu. Muhtemelen Azerbaycan bu geçişe izin verecek. Umarız bir çatışmaya yol açmaz şeklinde değerlendirmelerde yapılmış. Ermenistan medyasında Ermenistan'dan gelen büyük bir insani yardım konvoyunun Azerbaycan'ın izni olmadan Laçin sınır kapısına doğru ilerlediği ifade ediyor ki Ermenistan bilindiği gibi her gün Rusya ile onlarca silah kaçakçılığı yapıyor. Dolayısıyla isteseler yardım malzemelerini gizliden getirirler. Fakat yardım malzemelerini gizliden getirmek yerine kendilerinin dostlar bu şekilde sadece silah taşıdığını ve Laçin yolundan malzeme taşımaya çalıştığını da not düşelim. Fas